tüm çocuklarına seslendi. Onun gümüş yelini atları vardı. Özgürlüğün yılımlarındaydı. Sevgili konuklarımız, şimdi Profesör Ercan Kızılay'ı biyolojik ve kültürel evrimle insanın insanlaşması adlı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben size burada bilimsel bir sunum yapmayacağım. Bir söyleşi havası içerisinde konuşacağım. Sonra katkıları, sorularınız olursa yanıtlamaya çalışırım. Uzak atamız, atalarımız homoloid denilen insansı hayvanların içerisinde yaşıyorlardı. Bunların yaşadıkları yer Afrika'nın tropikal ormanlarıydı. Burada bol gıda, meyveler bulunuyordu. Ne olduğunu bilemiyoruz. Belki bir rekabetten dolayı, belki de başka bir nedenden dolayı atalarımız düzlüklere sürüldüler. Savana ya da savan denilen o geniş otlaklara sürüldüler. İyi de olmuş. Çünkü insanlaşması için böyle bir sürgüne ihtiyacı olmuş. Atalarımız o düzlüklerde bitki köklerini yiyerek işe başlamışlar. Hayatlarını sürdürmeye başlamışlar. Ancak kıtlıklar, kuraklıklar nedeniyle böcekleri, tırtılları yemeye de başlamışlar. Hatta bazı bilim adamları atalarımızın leşçilikle, leş yiyerek hayatlarını sürdürdükleri ileri sürmektedirler. Hatta bazen et, yağ ve deri bulamadıkları zaman kemikleri kırarak iliklerini, hayvan kemiklerinin iliklerini yemeye başlamışlar. İyi de olmuş öyle açıkçası. Çünkü bildiğiniz gibi ilik proteinci, hayvansal proteinci çok zengin. Madensel maddelerle zengin. Yağlarca zengin bir madde. Bunları tüketerek, yani hayvansal gıdalar tüketerek bedeninde fizyolojik hatta bir takım anatomik değişikliklerde yaşamışlar, görmüşler. Bu sırada, tırnak içinde söylüyorum, sürü halinde yaşayan atalarımız içinden bu beslenme rejiminin sonucunda belki birisi, ona biz Homo erectus diyoruz, dikilen, dikine yürüyebilen insan. Bir tanesi diyorum, birisi diyorum, tek bir birey diyorum çünkü evrimde evrim, biyolojide evrim tek birey üzerinden hareket eder. Yani atalarımızın grup halinde yaşadıkları bir ortamda hepsi birden ya arkadaşlar böyle olmuyor, hadi ayağa kalkalım öyle yürüyelim dememiştir. Biyolojide de böyle, bitki hayatında da böyle. Tek birey üzerinden evrim hareket eder. O yüzden atalarımız içerisindeki o uzak atamıza, atamız tek başına ve birdenbire ayağa kalkmıştır diyoruz. Atilla İlhan'ın deyişiyle, pardon İlhan Selçuk'un deyişiyle muhtemelen diyor bu ilk devrimci, insanlığın ilk devrimcisi
atası, ilk devrimcimiz budur diyor. Ve muhtemelen dört ayaklı konumdaki o düzenin sahipleri, dört ayaklı düzenin savunucuları, belki gericiler diye tırnak içinde söyleyebiliriz, onlar tarafından öldürülmüş olmalıdır diyor. Ancak ne var ki bir hareket biyolojide başladığı zaman arkasına gelir, devrimlerin geldiği gibi. İnsan dikilince ne olmuştur? Biyolojik evrimde şu olmuştur. Dikilen insanın ufku genişlemiştir. Fizik olarak daha uzağı görmüştür. İşte düşmanlarını fark etmiştir. Belki dostlarını görmüştür. İşte o ağacın yanında, o tepenin arkasında, yanında ne var diye kuşkulanmaya başlamış, merak etmeye başlamış. İnsanın insanlaşmasında en önemli öğelerden bir tanesidir. Merak duygusu. Bu giderek insanın araştırıcı, sorgulayıcı, fetih edici bir davranışı beslemiş olabilir. Denebilir ki insan ayağa kalkınca hem fizik olarak hem de manevi olarak ufku genişlemiştir. Başka ne olmuştur ayağa kalkarak? Elleri özgürleşmiştir. Daha önce toprağa bağlı elleri özgürleşince alet kullanmaya başlamıştır. Başlangıçta doğada buldukları yetinen atalarımız daha sonra kopararak, yontarak, sivrilterek araçlarını geliştirmeye başlamış. İşte bunun gibi, buna benzer şekilde taşı yontmuş. Sonradan buna bir estetik boyut da vererek cilalamaya başlamıştır. Yani insan ayağa kalkınca, elleri özgürleşince, alet kullanmaya başlayınca beyin de ellere komuta eden beyin de gelişmeye başlamış, yetkinleşmeye başlamış. O yüzden 500-600 gram ağırlığındaki beynimiz daha sonraki süre içerisinde 1300 grama kadar yükselmiştir. Bir başka biyolojik gelişme konuşmadır. Gırtlağımızda, insanın gırtlağında meydana gelen değişmeyle sesleri çıkarmaya, ses çıkarmaya başlamış. Başlangıçta böğürmeler ya da inlemeler, ulumalar şeklindeki bu ses düzeni daha sonra dili yaratmış ve insanlar konuşmaya başlamış. Konuşma da insanlar arasındaki iletişimi sağlamıştır. Daha sonra bunun sonunda düşüncelerini yazı, söz, çizgi, yontu gibi biçimlere şekli, düşünce biçimlerini aktarmaya çalışmıştır. Bütün bu biyolojik, saydığım önemli biyolojik değişimlerin yanı sıra birçok biyolojik değişimler de yaşamış ama bizim konumuzla ilgili olan insanın ayağa kalkması, dik yürümesi, bir de ellerin özgürleşmesi ve gırtlak yapısında meydana gelen bir değişmeyle konuşma ve daha sonra da dilin gelişmesidir. Kültürel gelişme bu biyolojik değişmelerin üzerinde geliştiğini görüyoruz. Bunun sonucunda insan kültürel evrimi geliştirmeye başlıyor. Bunun içinde İnsanların önce topluluk halinde yaşaması gerekiyor. Bazı bilim adamları insan toplumsal hayvandır derler. Gerçekten de insanlar toplu halde yaşarken iletişim kurmaya başladılar ve birlikte üretmeye başladılar. Toplumsal halde yaşama insana aidiyet duygusu verir, güven duygusu verir ve birlikte üretme gerekliliğini yerine getirir ve böylece de insan
ürettikçe paylaşma duygusunu kazanmaya başlar. İnsan ellerini özgürleştikten ve üretim araçlarını üretmeye başladıktan sonra organizasyonlara, yani örgütlenme etkinliklerine girmeye başlamıştır. Örgütlenme, yani organizasyon, basit bir iş bölümüyle başlamıştır. Bu basit iş bölümü içinde de cinsiyete dayalı bir örgütlenmeyi görüyoruz. Yani uzak atalarımız avcılık ve toplayıcılık yaparken karnı burnunda gebe bir kadının ağ peşinde koşmamışlar, onlara ikinci iş vermişlerdir. Ve böylece mağaralarda yaşayan atalarımızda kadınlarımız çocukların bakımıyla, onların hastalıklarla uğraşırken bir takım bugün koca karı ilacı dediğimiz ilaçları üretmeye başlamışlardı. Ve bu yüzden ilk eczacıların kadın olduğu söylenir. İş bölümü toplum içerisinde, iş bölümü giderek insanın yerleşik düzene de girmesiyle meslekleri doğurmuştur. Yani insanlar yeteneklerine göre, fiziksel yapılarına göre iş üretim sürecinde yer almışlardır ve bunlar da bugün çok çeşitli olarak gördüğümüz mesleklerin temelini ta o zamandan yerleşik düzene geçtiklerinden itibaren başlamıştır. Yine bu aşamada avcılıkla kendisini örseleyen av hareketinden uzaklaşarak el altında hayvanları yetiştirmeye başlamıştır. Yani hayvanları evcilleştirmiştir. Bu da kültürel evrimimizde çok önemli bir sıçramadır. Çünkü avcılık yaparken geçirdiği, harcadığı zamanı el altında yetiştirdiği hayvanlardan, gıdasından ve gücünden yararlanarak bir zaman tasarrufuna gitmişti. Buna artık zaman diyoruz. İşte kültürel evrimimizin sıçramalarından, önemli sıçramalarından bir tanesi de bu artık zamanı kullanma biçimidir. Kendisine zaman ayıran atalarımız, insanlar o artık zaman içerisinde sanatla ve bilimle uğraşmaya başlamışlardır. İnsan bilimle ve kültürle uğraşırken o günkü deneyimlerinden yararlanarak, geçmişteki atalarından elde ettiği deneyimleri de bir araya getirerek günlük yaşama uygulamaya başlamıştır ve böylece teknoloji devreye girmiştir. Ve tekerleğin icadı da böyle olmuştur. Tekerleğin icadıyla insan daha hızlı, daha ağır yükleri taşımaya başlamıştır ve kentleşmenin önündeki engeller kalkmaya başlamıştır. Bu süreçte insanlar çok önemli bir keşif de yaptılar. Ya da bir üretim biçiminden başka bir üretim biçimine atladılar. Buna kölelik düzeni diyoruz. Kölelik düzeniyle birlikte yüz binlerce yıl süren anaerkil toplum düzeni ataerkil toplum düzenine dönüşmüştür. Yani erkek egemen bir toplum yapısına dönüşmüştür ve o zaman da insan emeği üzerinde hoyratça el konulması süreci başlamıştır ve krallar, imparatorlar, derebeyleri topluma egemen olmaya başlamış ve devlet aygıtı yaratılmıştır. İnsanı, insan onuruna en olumsuz yaklaşım, insanı aşağılayan en ahlaksız düzen bu köleci toplum düzenidir. Köleci topluma ilk karşı duruş Roma
dönemde görüyoruz. Milattan önce 132 yılında kendisi de bir köle olan, Suriyeli bir köle olan Öyno, Sicilyalı çiftçileri, köylüleri ayaklandırarak Roma'nın sömürüsüne karşı durmuş. Başlangıçta da bazı başarılar da elde etmiş. Ancak Roma'nın askeri gücü karşısında duramamış ve yenilmiş, çarmıha girmiş. Bugün çağdaş insan, İtalyanlar, Sicilyalılar, Sicilya'nın bir kasabasında bir bronz heykel dikerler. O heykelde elleri kelepçe, ellerinde zinciri olan bir kölenin zinciri kopardığını tasvir eden bir anıttır o. Benzer sonuç, benzer akıbet Spartaküs'te de görüyoruz. Eski çağlardaki yedi harikaya, dünyanın yedi harikasına baktığımız zaman bunların temelinde de sınırsız köle emeğinin, kol ve kafa emeğinin yattığını görür. Yine eski çağlarda bu kölelik düzeninde egemenler bir taraftan insan emeğine hoyratça el koyarken bir taraftan da kendi düzenleri sürdürecek sanatçıları, bilim adamlarını da etrafında toplamışlardır. Onların düzenini sürmesine bu kesim insanların da katkısı olmuştur. Ancak geçmişte bakıyoruz, birçok düşünen insanın bu köleci topluma karşı çıktı. Ama bu karşı çıkışı da hayatları pahasına bunları ödediğini görüyoruz. Örneğin İskenderiye'de ekonomik ve sosyal düzen çürümeye başlayınca milattan sonra 4. yüzyılda tarihin ilk matematikçisi kadın, ilk kadın matematik bilgini Spazia, kendisi de pagan ve paganların dahil olduğu bir yerde, filozof da aynı zamanda, hatırı sayılır bir akraba ve hısım içerisinde yaşamaktadır. İşlerin kötüye gittiğini gören kardinaller, ilk Hristiyanlar, bunu günah keçisi mertebesine indirirler ve kışkırdıkları halk kadını arabasından indirir, soyarlar ve taşlayarak öldürürler. Böyle yiğit insanlar, sanatçılar ve bilim adamlarının tarih boyunca cefa çektiğini, hatta öldürüldüğünü biliyoruz. Bugün de bu sömürü düzeninin kalıntıları çok daha fazla boyutta, çok daha farklı araçlarla sürdürülüyor. Bunları çoğaltmak mümkün. Ancak bugün Amerikan uygarlığın temelinde de böyle bir sömürü düzeni, böyle bir kölelik düzeni yatmaktadır. Örneğin benim öğrencilerim sıralarında zencilerin haklarını savunan Martin Luther King de bu sonuca, yani böyle bir sonuca uğradı ve öldürüldü. Güney Afrika'da beyaz adamın elinde bütün madenler, elmas madenleri ve oradaki zenciler, yerli halk köle biçimde, köle halinde kullanılıyor bu maden ocaklarında. İşte Mandela onlardan bir tanesidir ve 27 yıl hapislerde yatmıştır. Sömürü böyle devam ediyordu. Örneğin Kenya'nın Cumhurbaşkanı öncüsü Kenyatta şöyle söyler, belki biliyorsunuz, beyaz adam Kenya'ya geldiğinde elinde inci, bizim de topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi yummamızı, dua etmemizi öğütlediler. Biz gözlerimizi kapattık, dua ettik. Gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde inci,
Topraklarımız beyaz adamın elinde diye not eder, söyler. Bu konuyu çok uzatmaya gerek yok. Ben bir şiirimle bu söyleşiyi daha fazla sizi sıkmadan bir şiirimle sonlandırmak istiyorum. Şiir ismi Yoksa. Ateşi sizin için çaldım Olimpos'tan, sizin için. Tüm gazabı üstüme tanrılarım ve asırlarca yanmaktayım, bunu bilesiniz. İçim alev ırmağı, dağlayarak yatağını, bilincinize akmak istiyorum. Işıldamaz bir türlü bakışlarınız, şaşar kalırım. Gözleriniz mi gece körü yoksa, kulaklarınız mı kurşun sağır? Mil tutmuş vadilerden, bozkıra dönmüş ovalardan ve kızgın çöllerden çile kervanları geçer. Yükselir köle emeğinde, Nil kıyısında piramitler, Atina'da Akropol, Taç Mahal ise ışıldar durur paryaların sönen canlarıyla. Neden sonra görüm Spartaküs'ü çarmıkta, ellerim tutuşmuş birer meşale. Bir boydan bir boya koşuyorum kızıl sokaklarından Roma'nın. Okyanuslar mı yeter söndürmeye, buz dağları mı yoksa? Nasırlı yüreğimden taşan kor kızılı öfkemi yüzyıllarca ertelenen. Yoksa diyorum, böyle mi sürecek? Uğursuz serüveni insanın sömürü üzerine yaldızlara. Teşekkür ediyorum.